hükümetin politikaları yüzünden böyle oldu. Yanlış politikaları yüzünden. Devleti yönetenlerin yanlış politikaları yüzünden. Yani. Arkadaşım, üretmeden harcıyoruz biz. Tüketen toplum olduk. Ne olacak bu? Gidecek bir sonra patlayacak. Belli bir yere kadarı. Borcu borçla kapatıyoruz. Nereye kadar gidecek? Ya adamlar şimdi haklı adamlar. Adam ne yapsın? Halden öyle şey alırsa, yani 3 lira alırsa 3 lira verecek hali yok adamın. Ne gerekiyorsa ona göre yapacak. Yapılması gereken nedir yani? Onu hükümet yetkilileri bilecek. Onu ben nereden bileceğim? Bu işi yapanlar, bu işi ilgilenenler, onlar bilecek. Yani şimdi Türkiye'de üretilen ürünler şu anda çok pahalı duruma geldi. Sebze, meyve fiyatları vatandaşın alım gücünü aştı. Bütün günde marketlerle kavga, üreticilerle kavga, soğan üreticisiyle kavga. Bir de bunlar karşı antipatik hareketler olarak tepki görüyor. Bir de şu anda Türkiye'nin kaliteli ürünleri dışarıya satılıyor. Mesela incir, ceviz veya bilmem ne diyorsanız başka. Rusya'ya mesela soğan gönderiliyor. Evvelden gönderiliyor. Şimdi yok da. Kabak gönderiliyor. Yani bunlar dışarıya satıldığı zaman Türkiye'de mal arzı azalıyor. Talep de yoğun. Onun için fiyatları yükseliyor. Kış şartları da var. Yani fiyat artışları bundan sonra daha da fazla olacak. Üretim yok çünkü. Yani şimdi sen soğan dışarıdan alıyorsan, patatesi dışarıdan getiriyorsan Türkiye bitmiş demektir ya. Burası tarım ülkesi. Yani hayvancılığını da dışarıdan getiriyorsun hayvanını da. Ya ne üretiyorsun kardeşim? Ürettiğin bir şey yok ki. Yani ne satacaksın dışarıya da borcunu ödeyeceksin? Bir de dolar borçlanıyor. %13'te dolar borçlanmışlar. Ya olacak şey mi bu ya? Korkunç bir şey. Güya doları düşürecekler. Ya toptancıdaki fiyatlar korkunç. Yani oradan alacak adam markette satacak, tüketici de tüketecek. Ya ortalama gelir şu anda Türkiye'de 2000 lira, 2500 lira civarında en fazla yani. Adam evine geçindiremiyor, bir de tüketiciye bunları satacak yani. Yani çıkılmaz nokta ya bu. Gerçekten çıkılmaz. Yani tüketen kesimin geliri sıfır. Onlara maaş vereceksin, arttıracaksın ki tüketsinler. Bir yandan zamlar oluyor, bir yandan %10 zam, %5 zam, bilmem ne abuk subuk zamlar. Kim tüketecek bunu? Araplar tüketecek. Başka tüketecek adam yok. Ruslar tüketecek. Yani Türk vatandaşının Allah yardımcısı olsun. Yani söylenecek çok şey var da bu kadarı yeterli bence yani. Vallahi bu fiyatlardan çok şikayetçiyim. Bak 15 günlük tatil oldu. 4 tane torunum var. Karne aldılar, takdir aldılar. Bana gelecekler bir 15 gün tatili, bayram karne. Ben onlara çıkarıp bir 100 lira, 50 lira veremiyorum. Maaşınıza zam yaptık, zam yaptık diyorlar. Ben maaş aldığım gün almışım 70 lira bir zam. Gittim südümü almaya, 300 lira zam gelmiş, 3 lira zam gelmiş. O çocukları yemeğe alayım dedim. Gittim manava. Bir kıvırcık salata, hamsili pilav yapayım dedim. Torunlarıma bir marul alayım, yanına yeşillik salata yapayım. Bir gittim manava ki 6 lira bir marul. Bu marulu da mı dolarla alıyoruz, yurt dışından mı alıyoruz? Ha, yani ben bunları istemiyorum. Havuca baktım, rendeliğim yap 5 milyon kilosu. Bu Türkiye'de kendi topraklarımızda yetişen bir şey. Yani bugün olabilir mi bu? İnanın geçmiş başkanlarımızı arıyorum. Allah rahmet eylesin. O kadar kötü günlerimiz var ki ben o torunlarıma bir 50 lira veremiyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Geldim 75 yaşına, bugünkü kadar sıkıntı çekmedim. Yani bu nedir? Nereye gidiyoruz? Dolu oluyor, seralar oluyor. Ekenler zarar görüyor. Satanlar zarar görüyor mu? Yığıyorlar depolara. Bir soğan, ya 7 milyon 10 bin, bir pırasa 7 milyon olur mu ya? Bırakın yani. Bir süt. Geldim 75 yaşına. Ben çalışamıyorum.
alıyorum 3 gün. Peynir bu kadar pahalı. Yediğim süt, yumurta, peynir zaten. Eti bırakın, eti unuttuk artık. Yani bu nereye gidiyoruz? Nedir bu fiyatlar artış? Depolara yığıyorlar, yığıyorlar. Ondan sonra seralar yıkıldı, şeyler yıkıldı. Zararı seralar görüyor. Satanlar mı görüyor? Kabzımanlar mı görüyor? Çıkıyor başbakanımız. Bu kadar söylüyor, söylüyor. Hiç aldırış edilmiyor. Ama bunlar kontrol edilsin. Tetkik edilsin. Yani çok rica ediyorum. Bu o kadar kötü günlerdeyiz ki torunlarım ne olacak? Onu düşün. Çocuklardan da vazgeçtim. Hani torunlarım ne olacak? Çocukların hepsi okuyorlar. Yani bilmiyorum, Allah yardım etsin Cemil cümleye. Ben geldim gittim ama gelecek torunlarımı düşünüyorum ne olacaklar diye. Bilmiyorum vallahi oğlum. Yani buna bir çare bulunsun. Ben de emekliyim, 1500 lira maaş alıyorum. Sabah kahvaltı yapıp akşam bir simit almadan eve dönüyorum. Bir su bile alamıyorum. Yani her şey güllük gülistanlık gösteriyor ama bir kilo soğan olmuş 10 lira. Bir kilo biber 20 lira, bir kilo fasulye 20 lira. Yani nasıl alacağız? Sabahta kalkıp geziyor, aç eve diyor ama beylerin saltanatı yerinde. Kendileri uçaklarla, saraylarda yaşıyorlar. Biz de az açıkta geziyoruz. Peki bu halkta ne yüzünden istiyor? Bir milletvekili bir sefer seçiliyor, emekli oluyor. Biz 65 yaşında, 70 yaşında hak arava mıdır? Yani bu insanlığa yakışır şey midir? Kendileri saraylarda yaşar. Kendi maaşlarına geldikleri zaman istedikleri gibi. Ama fakir fukaraya geldi mi? Yok. Biz acımızda ne yüzünden vatandaşlar o istiyorlar, ben buna şaşıyorum. Nasıl yani ne yüzünden? Ondan sonra hazine seçim zamanı hazineyi boşalıyorlar. Hazineyi boşalıyorlar, birbirine pay ediyorlar. Seçim bittikten sonra bize yüklüyorlar. Hakka rava mıdır? Bu insanlık mıdır? Bu Müslümanlık mıdır? Niye Hazreti Muhammed demiş işçinin alıp tarı kurmada ücretini ödeyeceksin. 3 ay 5 ay çalışıyorduk, inşaatlarda paramızı alamıyoruz. Paramızı isteyenler hemen polisler panzerle tepemize biniyor. Biz insan değil miyiz ya? Biz niye insanca yaşamıyoruz? Yani hakkımız hukukumuz yok mu? Her şey onlara. Her şey parlamento, yani insaf ya. İnsaf, adam Allah'ta korkar, kulda utanır. Yok efendim şöyle yapacağız beylerse. 20 senedir ne yaptın, bundan sonra ne yapacaksın? Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın. Hiç kimse kimseyi düşünmüyor ya. Yazık, günahtır yani. Adam diyor ki işte AK Parti'ye oy verirsen bu belge Ruzi Maşar'da sana şey, anam Allah'tan korkar ya, dinin siyasete alet etmeyin ya. Din dediğin insanlara bağlıdır. İnanırsan vardır, inanmazsan yoktur. Din depreme, kara, kışa, suya, ateşe dayanıklıdır. Din gitmez. Yani bunlar giderse, öbürü gelirse din gitmez. Din sabittir. Bunu herkes böyle bilmelidir ya. Nedir yani çektiğimiz, nedir ya? Yazık, günah. Herkes aç, açıkta, sokakta, perişan. Yazık, günah değil mi ya? Biz vatandaş değil miyiz? Asgari ücrete geldi mi? Vay, olsa da versek. Peki bu parlamentoda o yaşayan 600 milletvekili, bunların paraları nerede geliyor? Bunlar nereden maaşını alıyor? Bize izah etsinler. Biz de orada alalım ya. Yani Allah da korkar adam ya. Ben vallahi bilemiyorum. Şaşmışız, kalmışız. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi, nasıl yaşayacağımızı. Kuru ekmek evimizi alamıyoruz ya. İyi kötü yani sığınacak bir yerim var. Hayır yani yerim de ona, kirada olsam ben ne yaparım ya? Sokakta bir sürü vatandaş aç yatıyor. Yani millet yani her şeyi söylüyor ama hiç dinleyen yok. Sadece kendileri birbirlerine çamur atarlar. Yok şu şöyle yaptı, yok bu böyle yaptı, bilmem ne yaptı. Dini siyasete alet etmesinler. Herkes elini vicdanına koysun. Aciz, açıktayız arkadaş. Niye söylemiyoruz ya? Niye hiçbirimiz bir şey diyemiyoruz ya? Yani ben bugün bunu söyledim mi? Şimdi suçludur. Yok şu partide, ben hiçbir partide değilim. Ama ben insanlıkta yanayım. Ben özgürlükte yanayım. Memleketi dini güzel yönetsin. Dini, dili, ırkı, mezhebe beni ilgilen. Kim olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa kim olursa olsun. Türkmüş, Kürtmüş, Aleviymiş, Sünniymiş, Ermeniymiş, Hristiyanmış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa herkesin hakkıdır. Memleketi yönetebilir. Oyla, bu yani insanlıkla. Memlekete hizmet etsin. Dini, ırkı, mezhebe herkese aittir. Ben ilgilenirmez. Mühim olan vatandaş insanca yaşamalıdır. Yani öyle lafına olmaz. Hiç partiyle kimse, ya arkadaş biz niye yani sesimizi duyuramıyoruz? Ben anlamıyorum ki. İlk defa yani böyle bir şey bana denk geldi. Şimdiye kadar sokakta soruyor adam, yok kaçıyor soruyor. Yani niye? Ben ne yapmışım ki kaçayım? Ben derdimi söylüyorum. Herkes de duysun ya. Böyle olmaz arkadaş.